İstanbul Ticaret Üniversitesi stüdyolarından hayırlı akşamlar. Geniş açı salı programlarıyla sizlerle bir aradayız. İpek yolu üzerinden geçmiş ve geleceğin buluşma noktası dediğimiz bu stüdyodan geçmişi geleceğe bağlayan ve önemli olarak bildiğimiz konuları aktarmaya devam edeceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Dil, insan topluluğunun sosyal varlığıdır. Dil, kültürün ilk ve belirgin unsurudur. Milli hafızanın, milli hatıraların, duyguların, düşüncelerin, manevi ve maddi tüm değerlerin ve buluşların, keşiflerin ya da yaratışların ortak hazinesi dildir. İpek yolu üzerinden gelişen siyasi gelişmeler, tarihi gelişmeler ya da kültürel zenginleşmeler ya da medeniyetin inşası aynen söz ile, ifade ile, bilginin, birikimin, kardeşliğin, paylaşmanın diliyle meydana gelmiştir. Bugün konumuz dil. Dil üzerinden, daha doğrusu Türkçemiz üzerinden dil ve kültür ilişkisini konuşacağız. Stüdyomuzda çok kıymetli, değerli konuklarımız vardır. İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Arzu Çiftoğlu Çabuk Hocamız, aynı zamanda Ticaret TÖMÜR'ün kurucusu, müdürüdür. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zülfü Hocam. Yine çok kıymetli konuklarımız vardır. İstanbul Ticaret Üniversitesi uluslararası öğrencilerinden, Kazakistan'dan, Bangladeş'ten gelen misafirlerimiz var. Kazakistan'dan gelen arkadaşımız Timurcan İlyakov. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Bangladeş'ten gelen Remon Ahmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çoktan beri sizi burada ağırlamayı arzu etmiştik ve bugün de nasip oldu. Teşekkür ederim. Öncelikle hocam bir sizi tanıyalım. Ben hocam sizi çok yakından tanıyorum. Bir Türk dilinin, Türkçenin aşığı olarak biliyorum. Türk dili ve edebiyatı üzerinden yaptığınız çalışmalar ya da Tömer Ticaret'in kuruluşundaki o özveri, sevgi, heyecan, o fedakarlık yakından tanık oldum. Dolayısıyla hocam sizi tanıyorum fakat bizi izleyenler daha yakından tanımaları için kendinizden biraz bahseder misiniz? Sonra da arkadaşlarımıza söz vereceğiz. Tabii ki teşekkür ederim hocam. Doçent Doktor Arzu Çiftoğlu Çabuk benim adım. Lisans ve yüksek lisans eğitimi Boğaziçi Üniversitesi'ni Türk Dil Edebiyatı bölümlerinde tamamladım. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde doktora devam ettim. 20 yıldır üniversitede görev alıyorum. Üniversite ortak dersleri koordinatörlüğünün yanı sıra Ticaret TÖMER'in yani Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de müdürlüğünü 3 yıldır sürdürmekteyim. Ticaret TÖMER'le ilgili bir bilgi vermek isterim eğer hocam, arz ederseniz. Hocam ileriki dönem, tamam. Sohbetimizin peki. İleriki sayfalarında, aşamalarında tamam. Konuşacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlarımıza yönelelim. Kendinizi tanıtır mısınız? Benim adım Temircan, ben Kazakistanlıyım. Şimdi ikinci sınıfta okuyorum, Uluslararası Ticaret. Ben biraz önce Türkiye'ye geldim. Antalya'da Akdeniz Anadolu Lisesi'de okudum. Ha, o yüzden evet. Kültürü çok sevdim. Ve 2 yıl önce İstanbul'a geldim. Ticaret okumak çok istedim. O yüzden İstanbul Ticaret Üniversitesi seçtim. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Evet. Reman. Rimon. Ahmet. Evet. İsminizi de anlamını evet. Söyleyerek başlarsanız çok memnun olurum. Benim adım Rimon Ahmet. Rimon İbranice bir kelime. Manası nar meyvesi oluyor. Ahmet de sizde de var biliyorsunuz. Evet. Ben Bangladeşliyim. 2021'de Türkiye'ye geldim lisans okumak için. Burada iktisat okuyorum ben. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Başkanlığı'ndan burslu öğrenciyim. Türkiye bursları öğrenciyim. Onların tarafından bu okula yerleştirdi beni. Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz tekrardan. Hoş burada bulunmanız bize son derece mutluluk veriyor. Hocam bugün
dil ve kültür konusunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlarımız kendi isimlerini ifade ederken, kendilerini tanıtırken aslında bu aktarımı, bir kültür aktarımı dil üzerinden şahit oluyoruz. Bunlar üzerinden konuşacağız hocam. İlk olarak sözü size bırakacağım hocam. Dil ve kültür ilişkisini faaliyetleriniz çerçevesinde nasıl tanımlarsınız hocam? Tabii ki. Ticari Tömer'le başlayalım isterseniz. Buyurun lütfen. Hocam. Ticari Tömer, yani Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 23 Ağustos 2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. Henüz çok genç, çok yeni bir birim ama çok şükür ki çok kısa zamanda gelişti. Biz Ticari Tömer'de neler yapıyoruz derseniz 3 faaliyet alanımız var aslında. Öncelikle Türkçe öğrenmek isteyen herkese, sadece öğrencilere değil Türkçe öğretiyoruz. İkinci olarak seviye tespit sınavları yapıyoruz. Evet. Ve üçüncü olarak da sosyal kültürel faaliyetlerde bulunuyoruz. Malumunuz pandemi döneminde faaliyete başladık. Evet. İki tane çevrim içi öğrenciyle başladık. Fakat bugün geldiğimiz noktada 460 öğrencimize Türkçe öğretmişiz. Bununla beraber 320 öğrencimizi de seviye tespit sınavından geçirmişiz, sertifikalarını vermişiz. Çok mutluyuz çünkü çok fazla reklama ihtiyaç duymadan öğrencilerimiz öğrenci getiriyor. Bu da bizi memnun ediyor açıkçası. Demek ki alınan eğitimde gerçekten beklenilen olmuş ki yeni öğrencilerimiz o vasıtayla geliyor. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Dil çok önemli bir unsur. Evet. Milletleri ulus yapan bir unsur. Dediğiniz gibi aslında milli hafıza. Ben bir çeyiz sandığı gibi diyorum. Aynen. Yani geçmişten geleceğe bilgi aktarımı, kültür aktarımı bu sayede gerçekleşiyor. Şimdi kültür dediğimizde önce onun tanımını yapmak lazım. Maddi ve manevi değerler bütünü. Evet. Toprak maddi bir değer. Evet. Bayrak maddi bir değer ama dil manevi bir değer. Örfümüz, adetimiz, onların hepsi manevi değerlerimiz. Toplumlar bu maddi manevi değerlerine sahip çıktıkça yaşıyorlar aslında. Evet. Yani bugün var olan yaşayan dillerin günümüze kadar gelebilmesi milletlerin de yaşamasıyla ilgili. Çok ölü dil var tarihte maalesef. Evet. Milletler yok olunca diller de yok olmuş oluyorlar. Biz Ticaret Tömer'de sadece dil öğretmiyoruz aslında, evet. Kültür de öğretiyoruz. Kültürel zenginliklerimizi göstermeye çalışıyoruz. Bir Ebru sanatı, bir hat sanatı hakkında atölyeler düzenliyoruz mesela. Bunları yaparken de çok büyük keyif alıyoruz. Dilin kültürü yansıtması dediğimiz gibi aslında bir anlamda tarihimizi de yansıtmak demek. Yazılı kaynaklarımızdan günümüze kadar gelen süreçte o kadar güzel örnekler var ki bununla ilgili. Kelimeyi unutmuşuz mesela ama anlamını yaşatıyoruz. Şöyle bir örnek verebilirim. Divan-ı Lügat-ı Türk'te su uyur, düşman uyumaz diye bir atasözümüz var. Evet. Biz onu bugün su uyur, düşman uyumaza çevirmişiz. Şimdi düşündüğümüz zaman su canlı mı ki uyusun uyansın diye aklımıza gelebilir. Aslında bakın. Ta Göktürk'te eski Türkçe dönemindeki asker kelimesi, su kelimesini biz bugün kelimeyi unuttuğumuz için ama atasözü yaşadığından dolayı bizim sözlüğümüzde var olan suya çevirmişiz. Bu çok güzel bir halk etimolojisi örneğidir aynı zamanda. Anlam değil, şekil açısından. Yani oradaki anlam asker uyur, düşman uyumazdır. Uyanık olun anlamında verilmiş olan bir mesaj vardır. Evet. Bakın 7. yüzyılın sonundan gelen bir atasözü aslında o kalıntıyı yaşatıyor. Tarihi süreç hakkında bilgiler veriyor. Aslında sadece, bir tarihtir aynı zamanda. Kesinlikle. Bir tarih. Kesinlikle. Toplumu bütünüyle, evet. Her şeyiyle, yılların, asırların o bilgisi, birikimini günümüze aktaran önemli bir. Kucaklayan çok önemli bir bilgidir. Bir hakikaten unsur düzeyini sağlayacağım. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Bana mesela haritada hiç yerini bile bilmediğim çok küçük bir topluluğun Türkçe'ye çevrilmiş bir sözlüğünü getirin. Evet. Ben size o topluluğun hakkında sadece diline bakarak çok veri sunabilirim. Nasıl yaparım? Evet. Kelimeleri, kavramları ayırırım. Hı-hı. Hangi kavramda çok kelimesi varsa derim ki demek ki bu topluluk bu kavrama çok değer veriyor. Çünkü siz
Toplum olarak hangi kavramı önemsiyorsanız o kavramda daha çok kelime üretirsiniz. Evet. Tabii coğrafya da bunda etkilidir. Bununla da ilgili şöyle bir somut örnek verebiliriz. Mesela biz Türk toplumu olarak, Türk toplumu olarak diyorum, ayırmıyorum Özbek, Kazak, evet. Türkiye, Türkü diye. Çocuklarına düşkün, ailesine düşkün, akrabalarına düşkün bir topluluk muyuz? Evet, öyleyiz. Evet. Bakın bunun dilimize yansıması nasıl? Şimdi Hint-Avrupa dil ailesine gidiyorsunuz. Hala teyze için aynı kelime. Tek bir kelimeleri var. Evet. Çok temel bir temel iki kavram hakkında tek bir kelime. Dayı amca için tek bir kelime. Evet. Yani dayı mıdır, amca mıdır? İşte anne tarafı, baba tarafı diye ilave etmeniz gerekiyor. Hı hı. Ama şimdi bize bakın. Teyze, hala, dayı, amca, tüm akraba isimlerinin, dede, evet. kuzen, yiyen, bacanak, elti, görümce. Evet. Yani tabiri caizse dıdının dıdısı diyeceksiniz. Onun bile bir ismi vardır evet. bizde. Bakın bu bile çok önemli bir göstergedir. Kesinlikle. Yani kültürümüzün, toplumumuzun değer vermiş olduğu bir kavramda ürettiği kelime sayısı aslında bizim kimliğimiz hakkında da bilgiler verir. Evet, coğrafya çok önemlidir dilin şekillenmesinde. Mesela bir Eskimo dilinde hiçbir dilde olmadığı kadar karla ilgili, kar yağışı, soğukla ilgili kelime vardır. Evet, neden? Çünkü o coğrafya onun kaderidir. Orada yaşamak için o kavramla ilgili en ince ayrıntıları gösterecek kadar kelime üretmesi lazımdır. Evet. Bunun gibi gerçekten toplumumuzu, kültürümüzü yansıtan onlarca da örnek barındırır dil kendi içerisinde. Çok güzel bilgiler aktardınız. Gerçekten hocam dil bir kültürü her şeyi yani tarihidir dediğiniz, coğrafyasıdır evet. aynı zamanda ya da bilgisi birikimi maddi manevi değerler. Maddi yani manevi değerler. Bunu bütün ahengi de taşıyarak gelir dil. Kesinlikle. Ve bunu dili öğrenmek isteyen birisi başka evet. bir, kendi dilinden başka bir dili öğrenmek isteyen birisi aslında bir farklı bir topluma kapı açar. Kesinlikle. Dil bir kapıdır, bir penceredir. Evet, şimdi arkadaşlarımıza yöneleceğim. Evet, Türkiye'yi seçtiniz. Türkiye'de eğitim almak için buradasınız. Ve bu dil üzerinden eğitiminizi devam ettiriyorsunuz. Özellikle bu seçimlerinizi etkileyen sebepler nelerdi? Ve dedik ya, dil bir pencere dedi. Bu topluma giriş adım attınız. Bu toplumu her dil öğrendikçe bu kültürü daha derinlemesine görmeye, anlamaya, algılamaya başladınız. İşte o buluşlarınız, kendi diğerlerinizle buluşlarınız nelerdi? Yani yabancılık çektiniz mi? Aslında Timur için bunu, bu soruları sorarken Kazak Türkü olmasından dolayı belki ortak kelimelerde çok bir arada gelebiliyorsunuz. Çünkü Türkçedir yani tabii, ismi. Fakat Türkçe dediğimizde işte onun lehçeleri vardır. Evet. İşte Kıpçak grubu, evet. Çağatay grubu, Oğuz grubu tabii. ve Kazak Türkçesi bir Kıpçak grubu ifade ediyor. Evet Timur, nasıl bir ifade Türkiye'de bulunmak? Bu dil üzerinde artık bir ahengi var bu dilin. Bu dilin bir kültürü ifade ediyor. Evet. Gerçekten Kazak dili, Türkiye dili çok yakında oluyor. Hı hı. O yüzden hiçbir zorunluluk yaşamadım burada. Evet. Çok kolay oldu Türk konuşmayı. Yani çok arkadaşlarımla tanıştım. Hı hı. O yüzden Türk dili çok hızlı bir şekilde öğrendim. Hı hı. Ve şimdi konuşabilirdim biraz. Evet. Kaç ayda mesela bu dili öğrendiniz? Yani akıcı bir dilde konuşmaya başladınız. 3 ayda falan. 3 ayda. Evet. 3 ay gerekti. Hocam 3 ay yeterli. Evet, evet. Ve bir Türkiye, Türkü de o coğrafyaya gittiğinde Kazak Türkçesini, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi 3 ayda çözebilir hocam. Evet, evet. Tabii. Çünkü ortak kelimeler var. Ortak kelimelerimiz çok. Ortak değerler aynı özne, şekilde. Özne, nesne, yüklem dizilimimiz aynı. Eklerle evet. kuruluyoruz. Aynen çünkü öyle. Ata Türkçeden geliyoruz. Ata bir dilden geliyoruz. Ata dilden geliyoruz. Zaman içindeki bu lehçeler birer müstakil dil haline geldiler. Hatta Kazak Türkçesi, yani Kıpçak grubu Türkçesi evet. daha saf bir Türkçedir değil mi hocam? Kesinlikle. Oğuz Türkçesi ya da Çağatay grubu Türkçesinde çok Farsçadan, Arapçadan
Gelmiş kelimeler çok vardır. Aynen öyle. Dediğiniz evet. Çok doğru. Eski Türkçe kelimeleri en güzel muhafaza eden gruptur aynı zamanda. Aynen. Eski Türkçeyi bu anlamda mesela ediyor. Bizim ağızlarımız da öyledir. Mesela İstanbul ağzı biraz daha kelimeleri bozmuştur. Tabii bunda şu da oluyor Zemin Hüsa Hocam. Ne kadar çok dış dünyaya iletişim kurarsanız diliniz biraz evet. Bundan zarar görüyor olumsuz olarak. Mesela biz kardeş diyoruz. Aslı kardeş. Hala kardeş şekli. Evet. Mesela uyuma tabi olarak Anadolu ağızlarında geçer. Evet. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Dış dünyayla çok fazla iletişime geçmemiş topluluklarda o dil muhafazası çok daha güzel gerçekleşiyor. Aynen öyle. Timur, eklemek istediğiniz yine sözünüz varsa, evet. Biz Kazakistan'da mesela bazen Rusça konuşuyoruz ama okulda Kazakça da öğreniyoruz. Mesela ben Rusça daha iyi konuşuyorum. Hangi bölgeden geldiniz? Kazakistan'ın güney Almaty. Kuzey. Almaty'desiniz. Evet. Güney kısmı evet. Evet, güney kısmında. O yüzden biz orada Rusça konuşuyoruz bazen ama okulda Kazakça öğrendiğim için burada yaşamayı daha kolay ve evet. Eğlence yani kültürü Türk kültürü tanıştığım için daha yani yakında oluyorum benim Kazak halkı ile falan. Daha yakınlıkları buluyorsunuz, buluşturuyorsunuz kendi tabii. Kültürlerinizle birlikte. Evet, çok güzel. Aslında dediğimiz gibi, demin de bahsettiğimiz şekilde ortak bir kültürü paylaşıyoruz. Ve Remon'a yöneleceğim. Remon'da aslında bence çok da yabancılık çekmedi diye biliyorum. Asya kültürünü de aslında doğunun bir kültürünü paylaşıyoruz. Türkiye, o güzergah. Şimdi İpek Yolu üzerinden tabii dedik ki. Ya bu programın ana başlığı İpek Yolu üzerinden. O kavimleri, o toprakları, coğrafyaları, kültürleri, medeniyeti konuşacağız ve bu birlik ya da alışverişlerden bahsedeceğiz. Güney Asya, Bangladeş, Doğu'nun bir güzelliğidir. Doğu'nun bir zenginliğini de aslında ifade ediyor ve Türkiye ile ortak bir İslam kültüründe bir arada oluyor. Fakat elbette araya dil girince yine farklı kapıları açıyor. Evet Remon, duygularınızı, düşüncelerinizi bu dil üzerinden fikirlerinizi alalım. Şimdi evet biraz orada farklılık var. Ben de ilk Türkçe öğreneceğim, Türkçe okuyacağım burada. Farklı bir merak ve ilgi vardı. Ama bu dil nasıl olacak onu bilmiyordum. Aslında ilk düşündüm ki biraz zor olacak. Çünkü hiç bizim akrabamız gibi değil sanıyordum ben. Ben yani Hintçe, Urduca, onlar yani biz anlayabiliriz gibi dil. Bir de biz küçükken İngilizce öğreniyoruz. İngilizce evet. De bir şey akraba gibi olursa da benim için iyi olurdu gibi düşündüm. Ama sonra öğrenmeye başladıktan sonra buldum ki bizim dil yapısı, buradaki dil yapısı çok farklı değil. Daha çok İngilizce bizim için zor geliyor evet. Şimdi. Çünkü buradaki dil yapısı bir de ifadeler. Bizim gibi ifadeler kullanıyoruz biz. Yani farklı, aynı ton, aynı mana geliyor. Dil yapısı da aynı oluyor. Onun için biraz kolay gibi geliyor. Bizde hoca dedi ki, şimdi bizim için burada dayı, amca, farklı farklı isimler var akrabalar için. Çünkü akraba bağı bizde çok fazla. Türkiye'de de bizde de. Onun için bizde de farklı farklı kelimeler var. Bu şekilde bizim daha çok şey var, eşleştirebiliyoruz biz. Sonra din kültür dediniz, evet. Orada da biz aynı şey aslında bu olduğu için, aynı din olduğu için buradaki kültür ve bizdeki kültür o çok farklı değil. Onun için evet. Ben buraya geldiğimde hiç yabancılık hissetmedim. Onun farklı bir sebep de buradaki insan. Buradaki çok güzel insanlar var, samimi insanlar var, çok güzel kültürler var. Misafirsever bir topluluk. Onun için hiç yabancılık çekmedim. Çok samimi hocalar vardı. Onların sayesinde güzel Türkçe öğrendim. Türk tarihiyle ilgi geliştirdi. Sonra Türk edebiyatta bazı şiirler, hocalar okutturdu bize dil sınıfımızda. Onları okuttum.
Bir de şey, zaten dizi çok önemli bir faktör burada. Türkçe diziler şimdi dünyanın her yerde insanlar izliyor. Benim annem de, yani benim de şeyde, laptop ile dizi izliyordu ben ülkedeyken. Onun için Türk dizilerde şimdi onlar biz dublaj yapıyoruz. Ama şimdi Türkçe ile biz daha izleyebiliyoruz. Hemen daha çok iyi geliyor tabii ki. Evet. Bu çok faktörler var. Anadolu'nun bu toprağın kültür çok zengin aslında. Kesinlikle. Yani inanılmaz ve bunlar, eğer Türkçe bilmeseydim bunlar hakkında haberim olmayacaktı. Eğer olsaydı bile onlar Avrupa tarafından yapılmış, çevrilmiş bir hali. Şimdi daha çok yakından bakabilirim. O çok iyi bir şey geliyor. Çok, özellikle tarih bilgiler. Onlar keyifle okuyorum ben ve çok mutluyum. Yani iyi ki Türkçe öğrendim ve Türkiye'deyim. Hocam hemen aklıma bir şey geldi. Remo'nun bahsettiği işte filmle, dizilerle ilgili. Evet, Türk film sektörü bu manada çok büyük bir katkı sunmakta. Türkçenin, Türk dilinin, Türk kültürünün dünya üzerindeki gelişimi ve genişlemesi için. Biz geçenlerde Özbekistan'daydık ve çok Buhara'da bir köyde Yedi Pirler şeyi var, ziyaret için gittik. Köyde bir köşedeki bir köy ve o türbeye kültür bir gezisiydi. Geçerken işte kaldırımlardan geçiyoruz. Yani sıradan bir Özbek kadını, yaşlar 50'lerde. Öyle gelirken geçebilir miyim diye öyle bize hitap etti ve bu şekilde geçti. Yani diyorum ki Türkçe artık dünya dili olma yönünde ilerliyor. Yani tüm Türk dünyasında, coğrafyalarında ve ortak akraba ve komşu ülkelerde baktığımızda ve batıda da aynı şekilde Türkçe bir zengin ve gelişen ve yaygın bir dil olarak konuşulmaya başladı. Ve bunda hocam sizin de işte Tömer'le katkılarınız, sizlerin de işte Türkçe eğitim merkezlerinin ve araştırma merkezlerinin katkıları da çok büyük olmakta. Ve kültürü sevdirmektir aslında. Bir dile olan ilgi sevgiyle başlar. Ve bu kültürü sevdiriyorsak bütün dünyaya, o Türkçenin hoşgörü özelliği var ya, o ahengi, evet, güzelliği eğer etkiliyorsa dünya toplumlarını, evet, ne güzeldir hocam. Maksat hasıl olmaktadır değil, evet, mi hocam? Kesinlikle. Evet, hocam şimdi alfabiler üzerinden de bir konuşalım hocam. Türkler evet tarih yapmış. Tarih yazmaktan ziyade daha çok tarih yapan bir millet olarak ve yazıları da farklı alfabiler kullanmışlar. Evet. Ve günümüze kadar 13 alfabe kullandığına, evet, dair bilgiler var. Ta evet, o Göktürkler döneminden en bilinen yazı, evet, alfabesi Göktürklerdir. Sonra, evet, da işte siyasi gelişmeler ya da göçler nedeniyle bir çeşit sebeplerden dolayı Türkler dünyayı intişar ediyorlar. Farklı coğrafyada farklı kültürlerle karşılaşıyor ve alfabe üzerinden bir oluyor. Ayrışıyorlar diyelim hocam. Ya da değişiyor. Evet. Ya da gelişiyor, da zenginletiyor diyelim, evet, hocam. Çünkü birikimleri, bilgileri, mirasları bu şekilde. Evet. Bu konuda da konuşalım hocam isterseniz. Tabii ki. Şimdi dil de sözlü ve yazı dili olmak üzere aslında iki alt başlık var Zebunisa hocam. Yani sözlü dil çok daha önceden var olduğu düşünülen ama maalesef işte yazıya geçirilmediği için de mesela Türkçenin tarihi hakkında çok da geriye gidemediğimiz bir süreci kapsıyor. Her dilin tarihi yazıyla beraber aslında ölçülebiliyor. Evet. Şimdi Göktürk yazıtları da 7. yüzyıl sonu 8. yüzyıl başı Türkçenin ilk yazılı belgeleri olarak sunuluyor. Tabii daha önce de böyle küçük yazılmış çanaklara, kaplara şekiller var ama hani anlamlı bir metin olarak baktığımızda Göktürk yazıtları. Göktürk alfabesiyle yazılmış. Tamamen tesadüf sonucu bulunmuş. Aslında Türkçe olduğu bile düşünülmüyor. Evet. Oradaki işaretler biraz böyle esrarlı görülmüş, runik alfabe denmiş. Yani eski bir Roma alfabesi olduğu düşünülmüş ilk başta. Tabii burada o yazıtların çift dilli olması bize çok yol gösteriyor.
Çift dilli ne demek? Bir tarafında Türkçe bir metin varken arka tarafında o metnin birebir olmasa da Çince çevirisi var. Evet. Yani bizim aslında kendi kültürümüzde Türk adının geçtiği ilk belgeler Göktürk yazıtları. Ama dünya tarihine baktığımız zaman ilk defa Çinliler böyle bir Türk kavmi vardır, kendilerine böyle diyorlar diye bilgiler evet. vermiş. Uygur Türkçesi dönemine geldiğimiz zaman Uygur alfabesi kullanmaya başlıyoruz. Evet. Mani ve Buda öğretilerinin daha fazla öne çıktığı, yazılarda da bunun örneklerini gördüğümüz metinler var karşımıza. Türkler İslamiyet'le tanışıyorlar. Evet. İlk İslami Türkçe eserlerimizin vardı. İşte Divan-ı Lügatüt gibi, Kutat Kubilik gibi. Hani zamansız, şah eser. Gerçekten edebiyatımızın, dilimizin en büyük eserlerinin verildiği bir dönemde Arap alfabesini kullanmaya başlıyoruz. Ve Türkiye Türkleri için Arap alfabesi 1928 yılına kadar en uzun süreli kullandığımız alfabe ve tabii Türkiye dillerinde bir Kiril alfabesi. Bu dördü diğer alfabeler içerisinde en çok ortaya çıkan, en çok yazılı belgelerin, metinlerin olduğu alfabeler şeklinde karşımızda bugün. Hocam evet. günümüze de bir ayna tutsak. Günümüzde şimdi Timur bahsetti biz o coğrafyada Rusça yaygın. Yani dillerden biri, Rusça konuşuyoruz ve Kazakçayı da bir şekilde öğreniyoruz ve Kiril alfabesi. Evet. Aslında Anadolu Türkleri, Batı Türkleri deniliyor ya hocam. Evet. Doğu Türkleri ve Batı Türkleri arasında bir engellerden biri alfabeydi hocam. Evet. Fakat son dönemlerde işte Türk Devletler Teşkilatı'nın isminin bu şekilde değişerek faaliyetini genişletmesi ve ortak alfabe konusundaki girişimleri birçok bu alanda bize umut veriyor, bir heyecanı yaşatıyor. Çünkü alfabide bir araya gelmek, dillerimizi de aslında duygularımızı birleştirmek ve o bütünlüğe giden yolu ifade eder hocam. Evet hocam, bu konuda da mesela alfabenin birliğiyle ilgili Ortak faaliyetler. Alfabe konusu bizi çok mutlu eden, çok heyecanlandıran bir konu Zebi Müsarcığım. Yani yıllardır en büyük beklentimiz Türk dünyası için bu diyebiliriz. Yani ortak bir alfabede birleşmek demek, ortak bir Türk gücü demek aslında. Evet, evet, dünyanın birçok bölgesinde, farklı coğrafyalarda bizim dilimiz konuşuluyor, Türkçe. Bunun gerçekten hani diyoruz ya hep dilimizden güç alıyoruz, milletler de öyle. Ortak bir alfabede bir araya geldiğimiz zaman inşallah bizi kimse tutamayacak, ben öyle kesinlikle. Diyorum. Hem yaşayan değil, kesinlikle. Hem yaşatan değil. Bir medeniyet dili. Medeniyet dili. Yani kaç tane vardır yani şöyle baktığımız evet. zaman. Yüzyıllardan gelen, hani diyorum Göktürk yazıtları bizim ilk yazılı belgemiz ama o kadar işlenmiş bir dil var ki, atasözleri var, ikilemeler, deyimler. Yani bu dilin en az bir 100-200 yıl öncesine de dayandığının evet. göstergesi bunlar. Ama maalesef elimizde yazımız yok. Mesela Sümerce şu anda bilinen en eski dil ama ölü bir dil mesela. Hani çok yüksek bir kültüre sahipken. Yapılan araştırmalar ki Osman Nedim Tuna'nın bu konuda çok araştırması vardır mesela. Evet. Bu dilde tespit ettiği 168 başka bir dilden alıntı kelimenin Türkçe ile yakınlığını gösteren evet. araştırmalar yapmış. Bizdeki Tengri Dingir diye geçiyor mesela. Dolayısıyla hani baktığımızda o kadar büyük benzerlik var ki belki Türkçe en az o kadar eski. Daha da öncesi var. Evet, İnşallah evet. yazıya ulaştığımız zaman bunu da kanıtlamış olacağız aslında, diyebiliriz. Evet hocam, çok doğru söylediniz. Çok eski dillerden biri olma ile ilgili bilgiler evet. vardır. Evet, evet hocam, yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Zaman öyle geçer hızlı ki, geçti. Hızlı evet. bir şekilde geçer ki evet. aslında daha söylemek istediğimiz birçok fikirler vardı, düşünceler, duygularımızı paylaşacaktık. Hocam geldiğiniz için çok tekrar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli, değerli bilgileri paylaştınız ve kültür elçileri dediğimiz ve barış elçileri, geleceğin barış elçileri ve bunu inşa edecek bireyler olarak öğrencilerimize de geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarım bu kültür alışverişinde bizim başarılarımız işte Türkçeyi yaşatarak ve dillerimiz arasındaki o sağlam bağları güçlendirerek ve kültürlerimiz arasındaki o bağları güçlendirerek güzel bir dünya için faaliyet yürütmek olacaktır. İlçin hayatınızda başarılar dilerim. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Evet, bir milletin tarihi, coğrafyası,
diğer ölçütleri olsun. Bu milleti millet yapan tüm değerler, maddi, manevi değerler, duygular, düşünceler, edebiyatı, folkloru, musikisi olsun, bu tarihin yıllar döneminde, asırlar boyu yüzyılların o süzgücünden süzüle damlaya damlaya biriken kelimelerde, ifadelerde, sembollere dönüşen bir hazinedir aslında. Dil bir hazinedir. Türkçe güzelliğiyle, zenginliğiyle ve hoşgörü ahengiyle büyük bir hazinedir diyeceğiz ve burada programımızı sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.